Google, süper duyma yetisi kazandıracak yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Projenin adı Wolverine. Mars helikopteri Ingenuity yolculuğuna başlıyor. Elon Musk bu defa çok yaklaşmıştı. SpaceX'in yeni nesil uzay aracı Starship, uçuşunun ardından yere inmeyi başardı ancak inişten 8 dakika sonra infilak etti. Boeing'in insansız savaş uçağı Loyal Wingman ilk uçuşunu yaptı. Bilim ve teknoloji dünyası için heyecan verici bir haftaydı. Şimdi detaylara bakalım. Google'ın üst çatı kuruluşu Alphabet'in 2018'den beri üzerinde çalıştığı ve kullanıcılara süper duyma yetileri kazandırmayı hedefleyen projesi Wolverine basına sızdı. Proje, önümüzdeki dönemde giyilebilir teknoloji ürünleri dünyasını derinden sarsabilir. Alphabet X ekibi basına sızan projeyi doğrularken, kulak içine yerleşecek bu küçük ürünün kullanıcılarına kalabalık bir ortamda sadece bir kişinin sesine odaklanmaktan, ortam seslerini ayırt edip eleyebilmeye kadar pek çok imkan sunacağını açıkladı. Proje, üst düzey alıcılarla donatılmış küçük bir kulaklığı, sesleri ayırt edip aralarında seçim yapmayı sağlayan bir yazılımla birleştirmeyi hedefliyor. Ve adını, üstün duyma yetilerine sahip çizgi roman karakteri Wolverine'den alıyor. Duyma deneyiminin geleceğini keşfetmekte olduklarını söyleyen Alphabet X ekibi, bu çabalarında yalnız değil. Facebook'un araştırma laboratuvarlarında bir gözlük yardımıyla göz temaslarını takip ederek sadece karşınızdakinin sesine odaklanan ve diğer tüm sesleri kısan benzer bir teknoloji üzerinde çalışılıyor. Kısaca duyma deneyiminin geleceği yazılmaya başlandı ve bugünküne pek benzemeyecek. Geçtiğimiz hafta sevdiklerimizin eski fotoğraflardan çıkıp adeta canlandığı binlerce video sosyal medyada yayılmaya başladı. Bunu mümkün kılan teknoloji, kısa bir süre önce tanıştığımız deepfake teknolojisinden başkası değil. Herhangi bir fotoğraftaki yüzlerin, yapay zeka sayesinde yeniden hareket ve mimik kazanabildiği, hatta konuşturulabildiği bu teknoloji, aslında gelecek için bir tehdit olabilir. Manipülasyon ve bilgi kirliliğiyle dolu bir dünyada, bu yazılımın yapabilecekleri oldukça ürkütücü. Mars görevinin heyecan verici yeni aşaması başlıyor. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Mars üzerinde planladığı ilk helikopter uçuşunu Nisan ayında gerçekleştirecek. NASA, Şubat ayında Perseverance isimli uzay aracını Mars'a ulaştırmayı başarmış ve bilim dünyasını heyecanlandırmıştı. Şimdi ise bu araçla birlikte Mars'a ulaştırılan helikopterin keşif görevi başlıyor. Ingenuity adlı minik helikopter, Mars görevi için tasarlandı ve yaklaşık 90 milyon dolara mal oldu. Üst düzey kameralarla donatılmış Ingenuity, Nisan ayı başında kraterin içindeki 90 metrelik bir yol boyunca deneme uçuşu yapacak. Bu uçuş, insanoğlunun bir başka gezegende yaptığı ilk kontrollü uçuş olacak. NASA, Ingenuity ile birlikte Mars'a anlamlı bir parça daha taşıdı. Tarihin ilk motorlu uçuşunu yapan Wright kardeşlerin anısına, 1903'te Flyer isimli uçakta kullanılmış bir parça kumaş Ingenuity üzerine yapıştırıldı. NASA, havacılık tarihinin önemli isimleri olan Wright kardeşleri bu şekilde anacaklarını ve bu uçuşun havacılık tarihi için bir dönüm noktası olduğunu bildirdi. Tüm dünyada 1 milyarı aşkın kullanıcısı olan WhatsApp, hikaye özelliğini andıran bir mesaj uygulamasına başlıyor. Bu seçenekle gönderilen mesajların 24 saat içinde otomatik olarak silinmesini öngören özellik test edilmeye başlandı. Geçtiğimiz günlerde kullanıcılarına sunduğu veri gizliliği sözleşmesiyle büyük tepkilere yol açan ve çok sayıda kullanıcı kaybeden WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı tek güncelleme bu değil. Geçen hafta videoları sessiz modda izlemeyi sağlayan bir özelliği test ettiğini duyuran dünya devi şirket, bir yandan da arşivlenmiş mesajların daha etkin kullanılabilmesi için bir güncelleme yapacağını duyurdu. Hikaye benzeri süreli mesaj özelliğinin üzerinde çalışılan diğer yeni özelliklerle birlikte bu ay kullanıma sunulması bekleniyor. SpaceX'in Mars yolculuklarında kullanmak üzere ürettiği uzay aracı Starship, yüksek irtifa uçuş denemesini Texas'ın Meksika sınırına yakın bir bölgesinde gerçekleştirdi. Önceki iki iniş denemesi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Starship bu kez yere inmeyi başardı ancak inişten sadece 8 dakika sonra yakıt tankındaki sızıntı sebebiyle infilak etti. ABD'li sıra dışı girişimci Elon Musk bu kötü sürprizlere alışkın ve pek vazgeçeceği de benzemiyor. Öyle ki fırlatma üssünün kurulu olduğu Texas'taki kasabanın adının Starbase yani yıldız üssü olarak değiştirilmesini önerdi.
ABD'li havacılık ve savunma şirketi Boeing, Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri ile birlikte ürettiği insansız savaş uçağının ilk deneme uçuşunu Avustralya'da yaptı. Navigasyon, kontrol ve pilotaj arayüzlerine yönelik çok sayıda testin ardından, farklı hız ve irtifalarda yapılan deneme uçuşlarını başarıyla tamamlayan insansız savaş jeti Loyal Wingman, yazılımında barındırdığı yapay zeka uygulamalarıyla da dikkat çekiyor. Pandemi, hepimizin hayatını zorlaştırmış olsa da en büyük risk hala sağlık çalışanlarının üzerinde. Bu durumu göz önünde bulundurarak başlatılan projelerin sayısı her geçen gün artıyor. MIT ve Brigham Kadın Hastanesi'nin ortaklaşa yürüttüğü proje de onlardan biri. Proje, hastalar ve sağlık çalışanları arasındaki iletişimin, mesafe kurallarının uygulanmasına da yardımcı olmak için robotlar üzerine yerleştirilmiş ekranlar üzerinden sağlanmasını hedefliyor. Projenin yürütücülerinden Dr. Travers, bu uygulamanın ileride sadece hasta sınıflandırma işlemiyle sınırlı kalmayacağını düşünüyor.